Herkese merhabalar. Kanalıma ve bahçeme hoş geldiniz. Orta sıcaklıklarda, yaklaşık 25, belki bugün biraz daha sıcaktır. Güzel bir California, Güney California günü bugün. Bahçede çalışmak için güzel ama gerçi birazcık güneşli. Öğle saatleri şu anda çünkü. Şimdi yeni bir şey pek yapmıyorum artık. Malum yaz geldi, daha çok İşte temizleme, organize etme falan gibi şeyler olacak. Burası, arkası, buna ne diyorlar? Creeping Fig. Yani daha Türkçe tam çevirsek, Türkçe kendi anlamını bilmiyorum şeyin ama tam çevirirsek şu arkadaki bitki sarmaşık türü, böyle saran incir gibi, fig, incir. Ama incirle bir alakası yok. Bu, ben ilk buraya geldiğimde bu duvar boştu. Bu karşı komşunun bir bitkisi. Azıcık yukarıdan sarkmıştı ama şu anda, yani önce hoşuma gitti aslında. Böyle arkayı kaplıyor, yeşil görünüyor falan. Tabii arka o kadar yeşil olunca bu sefer de aşağıdaki sukulentleri, yani onlar kaçıyor dikkatten. Bunlar hiç görünmüyor. Onun için bugün en azından bazı şeylerini şuradan kesmeye karar verdim. Çünkü o kadar çok döküldü ki buraya. Burası birkaç renkleri artık ele alınca gelmez. Yani altları çok pis oldu. Ben de buradan birazcık kaldıracağım. Yani hepsi sökülmeyebilir ama biraz o. Evet, şöyle bir koca. O taraf koptu bir de. Burası. İnanılmaz. Yani sardırmak istiyorsanız doğru, çok güzel sarıyor. Kendisi bir şey çıkarıp oralardan tutunuyor. Ama benim alacağım olmadı. Hops. Çünkü burada ben sukulentleri de görmek istiyorum. Evet, yani burası o kadar şu anda bu kadar çok çekmek için oldum bilmiyorum ama aslında evet, burada o kadar çok yapılacak iş var ki bilmiyorum nasıl olacak. Yani çok fazla yaprak dökülmüş. Yaprakları üfürtemiyorum da. Neden üfürtemiyorum? Çünkü aşağısı gidecekleri yer taş. Orayı kirletecek bu sefer de. Zaten aralardan çık
tarama. Yani işte yaprakla sökülen bir arada olmasın. Bakar mısın su biriken yaprağı tarafa? Bir gölge lazım ama yaprağını dökmeyen bir ağaç lazım. O da çok az zaten mümkün oluyor. Bir çöl bitkisi var. İşte bir de ben onun için bu Sticks on Fire, yani şu ateş çubuklarını ağaç gibi eğitmeye çalışıyorum ki yani şöyle büyüsünler. Gölge yapsın ama tam gölge değil, hafif gölge, yani aralarından güneş de geçsin. Aynı zamanda da yaprağa dökülmesin. Yani aslında amacım o. Çok büyük oluyorlar, böyle kocaman kocaman istemiyorum ama ağaç gibi eğittikten sonra güzel olabilir diye düşünüyorum. Şimdi şu arkada şöyle yakından bakarsak kamp ateşi. Ama kamp ateşlik bir özelliği yok. Burada bu hiçbir zaman turuncu olamadı. Kızaramadı. Yani böyle yeşil yeşil duruyor. Zaten burası işte gölgeli olduğu için her şey yeşil. Krasula ovata yeşil. Krasula gollum yeşil. Yani onları renklendiremedik. Bir Allah'tan şeyler, Fred Ive'lar güzel renkli duruyorlar. Burada hafif Sedum Gold'larda ızıcık bir renk var. Çok olmasa da. Onun için burada her şey yeşil. Şimdi azıcık da olsa bir toparlayabilirsek. Yukarıdaki ağaçları da benim budamam lazım. Yani burada istemiyorum. Çok fazla yaprak. Komşuya söylemem lazım yani. Ya da kendim bu tarafa gelenleri almam lazım. Şimdi burada bir tane sedum var ama bu ta aralarda kalmış. Bunu alacağım. Bunu başka yere dikebiliriz. Nerede görünüyor muyum? Görünmüyorum. Şöyle bir tam çalıştığım yeri zoomlamamışım. Uzaktan yakalım birazcık. Evet, bir tek Fred Ive'lar rengini koruyor dedim ama tabii siz orada görememişsiniz Fred Ive'ları konuşurken. Şimdi aslında buradan kamp ateşlerini sökeyim mi diye. Yani yapraklar çok güzel. Parçalanıyorlar yani gerçekten humuslu toprak oluşuyor ama ben burada humuslu toprak istemiyorum. Niye? Toprak olunca çünkü ot da bitme olasılığı var. Yani sukulentler seviyor tamam iyi toprağı da otlar da seviyor. Yani onun için otları azaltmam lazım. Taş dökmemdeki amaç hem bir dizayn şeyi hem de otlar büyümesin. İşte bunların altlarına şöyle, burası çok kötü görünüyor böyle değil mi? Altta bir sürü çiçek parçaları, tohumcuklar birikiyor. Ve bunlar da aşağıdan köklendiği için böyle, yani aşağıya sarkıp buradan tekrar köklendiler. Onun için bunlar buradan, bunlar köklenmemiş. Şu köklenmiş mesela. Bu buradan köklenip tekrar oradan güç alıyor. Tabii güç alınca da yani güzel oluyor da. Evet, temizlikler zorlaşıyor. Evet, birazcık da şöyle. Tam yani bugün bir şeye ulaşabilir miyiz bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi iş çok fazla. Ama bir hale sokacağız. Tümümüzü alalım. Sedum'u da burada güneşli bir yere dikeceğim götürüp.
ne görünüyor orada? Heh. Evet, burada gölgeyi hiç ama hiç sevmemiş. Yani güneşli çok daha güzel oluyor. Kapının önündeki bahçede harika oldu. Hoş, gölgeyi seven ne bulduk şimdiye kadar bilmiyorum da, yani gölgede olan formunu kaybediyor. Bunu biliyoruz ama burası yine de dışarısı biraz daha güneş alır. Onun için mutlu olurlar diye düşünüyordum. Gördüğüm kadarıyla Fred Eyes'lar yaprağı. Allah'ım. Herhalde buraya çekip çekip başka geçti kışılı göremiyorum ben. Hoş, yazın da sıcak olduğu için aniumlar dayanmayabilir ama olsun, buraya ben bu anium mesela okey, evet biraz formu bozuk ama bir tolere edilebilir form bozuklukları var. Bir de tolere edilemeyen form bozuklukları var. Mümkün değil ya. Bu yapraklar temizlenmez yani burada. Her taraf. Burayı geçenlerde güzeldi. Düzeltmiştik mesela. Bir aranjman halini getirmiştik ama şu anda burası Kraslı Ovata için mantıklı bir yer değil. Yani çok yeşil yaprak. Onun yaprakların birazcık yeşil, ay, kırmızı olması lazım. Güzelliğini görebilmen için yani. Evet, bu muz dizgileri de aldı başını. Gidiyorlar. İyice çekinmişler. İyi çekinmişler. Çünkü çiçek, yani bunlar böyle çiçek açınca sevmiyorum. Hani belki saksı da olsa birkaç tane açsa olabilir ama böyle her taraftan zaten sorunları bozuk şu anda. Çünkü hiç güzel olmuyorlar. Set your timer, otherwise you're not going to have it in the evening. Evet, şimdi
Şimdi bir de bu yerdekileri de keseceğim. Çünkü burada biz bunun üstüne basarız. Gelip geçerken. Ve orası kötü olur. Onun için. Gerçi artık bunları nereye dikeceğimi bilmiyorum. Çok fazla oldu ağzımda. Evet, bundan saksı da güzel yapabilsem hediye götürmek istiyorum ama saksıda bir türlü böyle güzel büyütemedim. Hoş, burada da çok güzel olmuyorlar. Çok mu yakın dikiyorum? Birazcık belki böyle geriden dikip şuradan şöyle gelmelerini sağlamak. Belki de bir tane dikebilirim. Tam geriden dikip, evet, bütün çiçekliğin üstünden aşarak gelsinler. Bunlar belki de çok kenara dikmişim, dikteler. Zaten gerçi yazın bunların çoğunu kaybediyoruz. Niye? Buradan güneş vuruyor çünkü. Şak diye kesiyor oradan güneş olunca. Yani bir anlık sıcak güneş hepsini talan edebiliyor, sağ olsun. Evet, şimdi buraya dikmek istediğim şu ani muzu bir halledelim. Çünkü bu çok kötü oldu. Ya nasıl, geçenlerde bayağı hoş ve hep ayakta duruyordu. Ama şimdi şu kütüğümüzü bir alalım. Şimdi böyle çok uzun uzun oldu. Onlardan ben kesip şöyle bunları tekrar köklendirmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum, alt tarafında yani çok garip bir şekil almış bu. Zaten animleri bundan sevmiyorum. İlk başta çok güzel büyürken böyle bir buket küme gibi oluyorlar. Sonra o tarafa bu tarafa eğiliyor. Mesela bu da kırılmış. Bu ortalık da bir kalmayacak galiba. Yani tekrar dikersem kendilerine gelir, köklenirler mi sıcak bastırmadan? Yoksa sıcakta kaybeder miyim, onu düşünüyorum. Şöyle birazcık buraya epey bir şey dikmeyi denedim ama hiçbirisini tutturamadık. Yani köklendirmedik anlamında değil de büyüyemediler burada güzel istediğim gibi. Yani şu çok kötü bir görüntü ani bunlar için. Hiç hoş değil. Evet, herhalde hepsini budadık. Evet, buraya ne koyulur, nasıl olur? Ama şunlar hala dursun bir renk olarak. Yani delta'dan mı koysak? Buraya bir küme lazım. Bir şey kümesi. Böyle kocamanca bir küme. Kesip getirip oraya koymam lazım. Neyin kümesi var öyle koyabileceğim? Böyle bir küme. Yoksa da gölgeyi seven bir şey. Gölgeyi seven. Yani yine olursa olsa anim olacak. Ben bir değişik animlerde bakayım, geleyim burada yapabilir miyiz? Birazcık da olsa temizlemiş, organize etmiş oldum burayı. Daha yapılacak şeyler var ama şöyle son haline bakalım. Buraya bir tane saksıyı biraz eğip koydum. İçerisinde neydi bunun adı ya? Krasida pellucida minor mı? Galiba öyle bir şey. Ama inşallah bu böyle kaplasın diye düşünüyorum. Bunu birazcık budamıştık. Arkası boş kaldı. Oraya da bir tane şu agaveyi koydum uzaktan. En azından orada bir şey görünsün. Buraya bir tane saksı da havortiyaları koydum. Evet, şöyle. Hala daha aralarda çok
kırıklar, aman yapraklar, maklaklar var ama burası zaten çok uzun bir proses. Evet, şöyle. Buraya da arkaya bir tane, içerisine bunları dikmiştim geçen budayınca, onu saksıya koydum. Önüne de kestiğim aniumları, hepsini, çoğunu daha doğrusu, bir tane saksıya doldurdum böyle. Bu tamamen bir saksı anium. Köklensinler dedim bunda. Aynı zamanda da şurada diğer saksının önünü kapatsın. Böylece orası toplu bir görüntü olmuş oldu. Evet, duvarı da boşalttım. Burası zaten şöyle devam ediyor. Buraya da bir tane geri kalan aniumları koydum. Önüne de sedumlardan doldurdum yine bir saksıyı, hem köklensinler diye. Böylece bu kısmı tamamlamış olduk. En azından o kötü görüntü gitmiş oldu şimdilik. İnşallah idare eder durumda. Evet arkadaşlar, İnşallah siz de kendinize rahatlatacak, sevdiğiniz bir işi yapabilme fırsatı bulmuşsunuzdur bugün. Evet, bir sonraki projede görüşmek üzere. Artık ne olur bilmiyorum, sökmek mi olur, dikmek mi olur, budamak mı olur, ama hoşça kalın.